Evet, özel konuklarımızla özel yayınlarımız devam ediyor demiştik. Artık çok az bir süre kaldı. MHP lideri Devlet Bahçeli dakikalar sonra bu alanda olacak. Benim de yine yanımda değerli bir konuğum var. MHP MYK üyesi Sayın Burak Pehlivan. Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar efendim, iyi çalışmalar, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Nasıl bir miting bekliyor bizi aslında? Alan tıklım tıklım doldu. Evet, bugün burada 6. mitingimizi yapıyoruz. Türk milleti, aziz Türk milleti, liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'yi bağrına basıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni kucaklıyor. Bugün de burada Genel Başkanımız tarihi konuşmalarından bir tanesini yapacağını hep beraber şahit olacağız. Burada 10 binler, çok ciddi bir kalabalık var ve kalabalık saatler geçtikçe, dakikalar geçtikçe, miting saatimiz yaklaştıkça daha da artıyor. Çok güzel bir atmosferdeyiz, çok güzel bir havadayız. İnşallah hayırlısı da güzel bir miting geçeceğiz. Evet efendim, 2023 seçimleri oldukça önemli, zira MHP lideri Devlet Bahçeli'de konuşmasında buna vurgu yapacak. Cumhur İttifakı'na, sizler de aslında yeni değil, uzun bir zamandır sahadasınız. Nasıl geçiyor sahada çalışmalar? Şimdi 4 Eylül 2021 tarihinde Afyon Karahisar'da başlayan bölge toplantılarımızı akabinde il il Anadolu, akabinde de ilçe ilçe Anadolu programları olarak sürdürdük ve tamamladık. 8 Ekim tarihinde de Köyüm Benim projesiyle, Köyüm Benim programlarıyla aziz milletimizle, kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmekteyiz, kucaklaşmaktayız. Milliyetçi Hareket Partisi seçimler için değil, nesiller için mücadele veren bir siyasi parti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu çok net. Cumhur İttifakı'nın önemine, Cumhur İttifakı'nın bir vatan ittifakı olduğunu, Türk milletinin sinesinden doğmuş bir ittifak olduğunu aziz milletimize anlatıyor ve anlatmaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2 yıllık vermiş olduğu bu mücadele, bu çalışmaların şu anda kıymetli genel başkanımız, bilge liderimizin 6. mitingini yapacak olduğu, bugün Manisa'da birlikte olmaktan, bu aynı havayı, atmosferi paylaşmaktan bizler inanın çok mutluyuz. Bizlerin mutlu olması önemli değil, vatandaşlarımız çok heyecanlı. Gerçekten de biz buradaki heyecanı görüyoruz net bir şekilde. İnsanlarımız coşkulu. Özellikle hanımefendilerin, özellikle genç kardeşlerimizin bu alanı doldurması, bu alanda birlikte olmamız bizlerin ayrı bir mutluluğu. Ondan dolayı bizim adayımız belli, kararımız net. Adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi. Kararımız Büyük Türk Milleti'nin vereceği karar olan Cumhur İttifakı'nın tekrardan seçilerek, Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanımızın tekrardan güçlü bir şekilde seçilerek Milliyetçi Hareket Partisi'nde en azami sayıda milletvekiliyle Türk milletinin temsil noktasında bizlere oy verip bizlerin de çalışmalarını bu şekilde aziz milletimize hizmet ederek devam etmenin mücadelesini veriyoruz efendim. Peki efendim, başka eklemek istediğiniz, söylemek istedikleriniz? Ben ekranları başındaki tüm milletimize, aziz milletimize, büyük Türk milletine iyi seyirler diliyorum. Sayın Genel Başkanımızı izlemeye devam etsinler. Sayın Genel Başkanımızı mesajlarını önemsesinler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin anketlerle değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin meydanlarda Zillet İttifakı'na ne şekilde bir cevap verdiğini hep beraber görmeye devam etsinler. Ve bu noktada da Milliyetçi Hareket Partisi'ni anketlerle küçümsemeye çalışan o güruha, o Zillet İttifakı'na sadece bu hareketimizin genel başkanı, bilge liderimizin sosyal medyada paylaşmış olduğu bir araç seyahatindeki videosunun yüz binlere, milyonlara ulaştığını buradan biz mesajını veriyoruz. Ve bu noktada da Milliyetçi Hareket Partisi 2023 seçimlerine Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihini ve damgasını vuracaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da oy oranı olarak çok yüksek bir oy oranıyla tekrardan seçtirecektir. Bu noktada ben çalışma yapan bütün arkadaşlarımıza, birbirinden kıymetli il başkanlarımıza, merkez yönetim kurulu üyelerimize tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, başarıların devamını diliyorum. Sizlere de bana da böyle bir fırsat verdiğiniz için ayrıca şahsınıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de teşekkür ederiz efendim, yayın konuğumuz olduğunuz için. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Çok sağ olun. Evet, cam açık göz yayın konuğu MHP MYK üyesi Burak Pehlivan oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli dakikalar sonra bu alanda olacak diyelim ve bir virgül koyarak sözü stüdyoya bırakalım.